7 Haziran genel seçimleri Türkiye siyasi tarihinde bir ilke vesile oldu. Partimiz bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yüzünü demokrasiye, özgürlüğe, barışa, adalete dönmüş halklarımızla birlikte çok yüksek bir başarıya ve kazanıma imza atarak adeta tarihte yeni bir sayfa açtı. Artık bu ülkenin ezilenleri, ezilen olmanın getirdiği mağduriyeti yaşamayacaklar. Biz en kısa süre içerisinde Türkiye'de bir koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyoruz, tercih ediyoruz. Ve bunun için gerekli desteği vermeye açık olduğumuzu, hazır olduğumuzu da ifade ettik. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey bir erken genel seçim değildir. Ve hükümet kurmanın, koalisyon yoluyla şu an bir hükümet kurmanın önünde bir engel de yoktur. O nedenle tartışılan erken seçim gündeminin Türkiye'nin gündemi olmadığını çok net bir biçimde ifade etmek istiyorum ben karşıma gelince. Türkiye'nin ihtiyacı değildir çünkü. Türkiye'nin ihtiyacı olmayan şey Türkiye'nin gündemi de değildir. Biz o nedenle erken seçim seçeneğini reddediyoruz ve kısa süre içerisinde bir koalisyonun kurulması için de gerekli demokratik duruşu tavrı sergileyeceğimizi ifade etti. Yani hükümetler arası, partiler arasında bu tip görüşlerin olması doğal, olandır. Sayın Kılıçdaroğlu da demek ki Bahçeli'ye, MHP'ye böyle bir götürmüş. Bu tip görüşmeler partiler arasında sürdürülebilir, yapılabilir. Bizim özel olarak bu teklif veya CHP-MHP kombinasyonu konusunda bir lehte veya aleyhte yorum yapma durumumuz yok. Bizim bakımımızdan temel olan şey şudur. Eğer bir CHP-MHP koalisyonu da kurulacaksa mutlaka ve mutlaka bir koalisyonun ayakta kalmasının temel şartı olan bir şartı yerine getirmesi gerekir. Türkiye'nin barışı ve çözüm süreci konusundaki görevini yerine getirmesi gerekir. O nedenle bütün koalisyon teklifleri, koalisyon kombinasyonları, denklemleri bütün muhataplarından bağımsız olarak mutlaka ve mutlaka demokratik ve çözüm süreci konusunda görevini yerine getirecek ve getirmeyecek. Bu soruya cevap bulmak durumundadır. Çünkü çok güçlü referanslarımız var. 13 yıl boyunca AKP hükümetinin nereden nereye geldiğini çok iyi gördü bütün Türkiye. Bunun temel nedeni çözüm sürecinde AKP'nin şu an yaşadığı yenilginin temel nedenlerinden birisi. Çok önemli ve atlanmaması gereken bir neden. Çözüm sürecinde verdiği sözleri tutmamış olmasıdır. AKP hükümeti çok yanlış bir matematik hesabı yaptı. Kaba matematik hesabı yaptı. Siyasi matematiği kullanmadı. Ve sağcılaşarak, milliyetçileşerek iktidar olabileceğini sandı. Oysa ki Türkiye toplumu, Türkiye halkları özellikle de bölge halkı. Kürt sorununun demokratik zeminde, demokratik açılım ilkelerine sadık kalarak demokratik zeminde çözülmesi istiyordu. 13 yıl boyunca Van'dan da destek aldı AKP. Ama bakın bugün destek alamıyor, alamadı. Kadın katliamları, kadın cinayetleri, intiharları elbette Türkiye'nin çok önemli bir sorunu. Kanayan yarası hala kanamaya devam eden yarası. Biz kadın cinayetlerinin ve kadının intiharına yol açan ağır baskıların sadece bir toplumsal yaşam sorunu olmadığını işaret ettik. Ve her zaman şunu söylüyorum, bu aynı zamanda siyasetin sorunu. Hem politik bir sorundur, hem de politik kanallardan ve merkezlerden çözülmesi gereken bir sorundur. Ama ne yazık ki bu süre içerisinde kadın katillerine hak ettiği cezayı vererek ve önleyici tedbirler alarak bu soykırım, kadın katliamları ve soykırımı çizgisinin karşısında durulmalı. Siyasi iktidar tarafından durulmalı. En son Özgecan'ın mahkemesi, Özgecan'ın katledilmesinin, Cazuray'ın katledilmesinin ardından açılan mahkemelerin duruşması gerçekten çok ibretliktir tablodur, manzaradır. Kendisine tecavüz eden erkeği meşru müdafaa nedeniyle öldüren kadın müebbetten ceza alıyor. Hatta müebbet az görülüyor.
Yani ağırlaştırılmış müebbetten cezalandırılmalı diye bozuluyor. Amerika'da bozuluyor davası. Ama kadınlara tecavüz edip katleden erkekler 5 yıllık, 10 yıllık cezalarla adeta ölümlendiriliyor. İyi hal indirilmiyor. Bu çok açık bir biçimde siyasi iktidarın kadın katillerini desteklediğinin, koruduğunun, muhafaza ettiğinin göstergesidir.